Sevgili izleyenler, acil servisler şu sıralarda ateş, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen hastalarla dolup dolup taşıyor. Bakın, termometrelerin rekor değerleri göstermesiyle birlikte artan ve salgın boyutuna artık ulaşan hastalığın adı neymiş biliyor musunuz? Mide gribi. Mide gribi. Peki mide gribi neden olur? Korunma yolları acaba nelerdir? Haberimizi izleyelim. Mide gribi viral gastroenterit dediğimiz virüslere bağlı gelişen, özellikle yaz mevsimlerinde sık görülen bir hastalık türüdür. Daha önce böyle şeyler yaşadım. Aşırı mide bulantısı, kusma, halsizlik, ateş tarzı. Ama mide gribi olduğunu duymamıştım daha önce. Son günlerde yaşanan rekor sıcaklıklarla birlikte mevsimsel grip vakaları azaldı ama bu kez de mide gribi alarmı başladı. Hastanelerin acil servisleri benzer şikayetlerle doldu taştı. Geçirdim ama bayağı bir süre oldu yani 2-3 hafta tarzında oldu. Genelde bende kusma tarzı daha çok oldu. Ben geçirmedim de başkalarında duydum. Mide krampı, bulantı, kusma, ateş ve halsizlik. Tüm bu şikayetleriniz varsa yediğiniz içtiğiniz her şeye biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Son günlerde acil servise mide gribi şikayetiyle başvuran hasta sayısında ciddi bir artış var. Oran neredeyse salgın boyutuna ulaşmış durumda. Uzmanlarsa bu konuda özellikle uyarıyor. Şu mevsimlerde özellikle yaygın görülür. İshal, bulantı, kusma, karın ağrısı, hafif ateş, iştahsızlık, kramp tarzında mide ve karın ağrısı gibi bulguları vardır. Pek çok kişi aynı hastalığın pençesine düştü. Bu hastalığa yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken ilk kuralsa hijyen. Uzmanlara göre özellikle dışarıda yemek tüketilirken çok dikkatli olunmalı. İnsanlar bilmediği yerden yemek yiyince, dışarıda çok bekletilmiş tavuk, mesela üzerinde bazı partiküllerin bulunduğu şeyler, gıdalar vardır. Şüphemiz varsa bu gıdalardan uzak durmak gerekiyor. İçimize sinmiyorsa yemeyelim. Yani ücretini ödemişsek bile lokantaya gittik diyelim. Onları yememek, tüketmemek gerekiyor. Dışarıda zaten fazla yemiyoruz. Onun için bir sıkıntımız olmuyor. Kaynağı belli olmayan buzlarda mide gribine davetiye çıkarıyor. Koruma maddesi olsun, buzun kendisi olsun, çeşme suyundan bu virüslerin bulaşma ihtimali yüksektir. Mümkün olduğunca buzun içeriğinde çeşme suyu varsa, onu biliyorsak, eminsek tüketmemek gerekiyor. Annem vardı, ben mesela bir sefer oldum. Midem bulandı. Çok soğuk su içtiydim, ondan oldu herhalde. Peki el temasıyla bile bulaşabilen mide gribinden korunmak için ne yapmak gerekiyor? Ama bu dönemde insanlardan biraz kendisini izole etmesini öneriyoruz hastalarımıza. Hem kendilerini koruması için hem de diğer insanlara bulaştırmamaları için. Ve